Kanal 23 izleyicileri, Bir Toprağın Bereketi programından daha merhabalar. Bu hafta sizlere şeker pancarını anlatacağız. İlimizde biliyorsunuz ki şeker fabrikası da var ve şeker pancarı da ülkemizin ekonomisi içinde çok önemli olan bitkilerimizden biri. Hem gıda sektöründe olsun, hem sanayide olsun, hem de hayvancılıkta olsun. Üç yerde de kullanılan bitkilerimizden birisi. Ana başlık olarak söylüyorum, detayları da var tabii ki. Ve bütün bu detayların hepsinde birazdan burada birbirinden kıymetli konuklarımız var. Onlarla konuşacağız. Onlar bilgiler aktaracaklar. Şeker pancarı üretimi yapmak isteyen, dikimini yapmak isteyenlere de hem yol açmış olacağız, hem de çiftçilerimizin burada yaşamış oldukları zorlukları anlatacağız. Gelin hep beraber başlayalım programımızı izlemeye. Sizin şeker pancarı olan tarlanızdayız. Diktiğiniz arkamızda da görüyoruz zaten. Evet. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben yurtbaşırı Orhan Yılmaz. Çiftçilik yapmaktayım. Aşağı yukarı doğma büyüme çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Ben de çiftçiliğe devam ediyorum. Pancar üreticisiyim genelde. Ortalama yılda 40-50 dekar, 60 dekar pancar ekmekteyim. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Başka yaptığınız işler de var mı Orhan Bey? Doğma büyüme çiftçiyim, çiftçi ailenin çocuğuyum. Sadece gözümü şeker pancarı mı? Hayır. Hububat da ekiyoruz, arpa, buğday üretimi de yapmaktayız. Pancar da kendi arazimiz içerisinde münavebe olduğu için bir tarlayı 4 yılda bir pancar ekeriz. Evet. İşte aşağı yukarı yılda ortalama 50-60 dekar arazimiz içerisinde pancar ekeriz. Orhan Bey, pancar dikim zamanı ne zamandır? Ve toprak nasıl olmalı? Hani toprağı nasıl hazırlıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Evet, pancar üretimi yapmak için güz mevsiminden hazırlığımızı yapmaya başlarız. Evet. Güz mevsiminden tarlamızı çift süreriz. Ortalama iki defa sürüm yaparız baharda ekime hazırlamak için. Güzden yatırımını yapmaya başlıyorsunuz. Evet. Toprağa bakmaya başlıyorsunuz. Evet. Baharda da dikimi yapıyorsunuz. Baharda Mart ayında iklim şartlarına göre, tabii ki yağış hava şartlarına göre genelde Mart ayının 15'i ile 25'i arası ekim yaparız. Dediniz. Şeker pancarı hangi iklimi sever? Nasıl olmalıdır? Pancar genelde serin iklimi seven bir bitki. Evet. Çünkü sıcak iklimlerde şeker oranı düşüyor maalesef. Hı hı. Şeker oranı da düştü mü bu da fiyata tek şey yapıyor, yansıyor ortalama. Evet. Çünkü şeker fabrikamızın bize vermiş olduğu %16 şeker oranı nispetinde taban fiyatı belirliyorlar. Evet. Biz eğer %16'nın altına düşersek şeker oranında, hı hı, fiyatımız da ortalama düşüyor. Ben geçen yıl ortalama fiyatı 30 kuruşken ben 25 kuruştan para aldım. Şeker oranı düşük çıktı. Düşük çıktı. Evet. Peki havalar sıcak. Şeker oranı artırmak için ne yapmak gerekiyor? Nasıl bakmak gerekiyor? Vallahi onun için bizim yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok. İklimin serin olması lazım. Serin iklimi seven bir bitki olduğu için havanın serin olması lazım. Potasyum verilebilir yaprak şey olarak. Şeker oranı artırır falan diyorlar ama ben henüz denemedim onu açıkçası. Evet. Ne kadar faydalı bilmiyorum ama bildiğim şu, serin iklimi seven bir bitki. Hava ne kadar serin olursa pancarın şeker oranı o kadar iyi olur. Kaç kişi çalışıyor sizde? Şimdi diktiniz, diktikten sonra hani bu hale geldi. Tabii bu şöyle söyleyeyim, bunu dönem dönem çalışan işçi şeyi değişiyor. Yani çapa dönemi dışarıdan işçi alıyoruz. Evet. Yani sadece 2-3 kişiyle yapılacak bir şey değil. Dışarıdan kadın işçisi yevmiyeli olarak yatırıyoruz çapalamada. Evet. Daha önce makineyle bir çapa yaparız. Daha sonra da kadın işçisi getirip otlarını vurdururuz.
Peki almış olduğunuz burada hani şeker, elimizde şeker fabrikası var. Aslında bir ilde hani o bitkinin fabrikasının olması büyük bir avantajdır. Alıcısı hazırdır. Tabii ki, ne demek. Şimdi hani pazarını aramazsınız. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Pancar diğer yeşil ürünler içerisinde en avantajlı bitki. Yani evet, atıyorum sebze veya işte meyvecilik, işte bostan, karpuz, kavun üretimi. Şimdi onlara göre biz daha avantajlı. Niye? En azından pancarı ekmeden önce nereye verebileceğini biliyorsun. Evet. Pazarımız belli. Alım fiyatı ortalama belli. Evet. Bizim yapacağımız masrafı aşağı yukarı bizim mesleğimiz olduğu için biliyoruz. Ne kadar masrafımız olur. Aksi bir şey olmazsa yani ne elde edebileceğimizi daha önceden tahmin edebiliyoruz. Yani elde edeceğimiz de şu var, işte dönüm başına, dekar başına alacağımız pancar miktarı tabii bizim gelirimizin seviyesini artıracak. Tabii ki o da şartlara ve kısmete bağlı olan bir şey. Evet. Nasip, elden nasip. Geleni yaptıktan sonra. Tabii ki, yani biz emeğimizi vereceğiz. Yaradan ne takdir buyurursa. Evet. Evet. İnsan elinden geleni yaptıktan sonrası için zaten çok da önemli olmuyor. Evet. Gelir de geliyor. Emekler de inşallah boşa çıkmaz. Gerisi Allah'ın işi. Evet. İnşallah verdiğiniz emekler de boşa çıkmaz. İnşallah. İnşallah. Orhan Bey, bu bölge olarak da siz hani hep çiftçilik yapmışsınız, evet, zaten. Evet. O yüzden bunu da en iyi bilenlerden birisiniz. Evet. Yıllar geçtikçe hani şeker pancarı dikimi arttı mı? Yoksa azaldı mı? Azaldı. Şimdi şöyle söyleyeyim. 80'li, 90'lı yıllarda bizim şeker fabrikamızın ben 6 ay kampanya yaptığını hatırlarım. Evet. 6 ay. Bu çok büyük bir şey. Son yıllarda yani 2000 yıllardan sonra gitgide düşmeye başladı. Hatta bizim şeker fabrikamızın 30 gün kampanya yaptığını hatırlıyorum ben. Yani bu çok üzücü bir şey. Evet. Yazıktır. Yani Elazığ'ın çok güzel bir ovamız var. Evet. Fakat işte bu daha önce sulamayı biz kendi devlet su işlerinin bize açmış olduğu sulama kuyuları vardı. Evet. Kooperatiflerimiz aracılığıyla yayma sulama, evet, yapıyorduk. Tabii onda iklimin de şeyi var. Şimdi artık o eski su yok. Yeraltı kaynaklarımız, evet, kalmadı. Kendi sondajlarımız var. İşte onlarla sulamaya çalışıyoruz. O da yeterli gelmiyor bize. Hem maliyeti yüksek, enerji maliyetimiz çok yüksek. Yeterli gelmiyor. İşte bu Uluova sulama projesi artık dilimizde şey oldu. Yani bekleye ağzımız dilimiz kurudu. Gözümüz yukarıda bekliyoruz. Ne zaman gelecek yetkililere? Tabii buradan seslenmek istiyorum. Yani bir an önce bu Uluova sulama projesinin bitirilmesi gerekiyor. Artık yeraltı suyu da kifayet etmemeye başladı. Evet, benim yetersiz kaldık. Evet, benim 2008'de açmış olduğum bir kuyum var. 40 metreden su alıyordum. Şu anda, evet, 80 metreden su alıyorum. Yine o zaman almış olduğum suyun yarısını ancak alabiliyorum. Ama enerji maliyetleri şimdi ona 3'e katladı. Enerji maliyetlerinin altından kalkamıyoruz. Yani bir an önce bu sulama projesinin bitirilip çiftçinin hizmetine sunulması lazım. Arazimizde 100 yılı aşkın ekilmiş olan ağaçlarımız var. Evet. Artık bunlar kurumaya yüz tuttu. Yani bir an önce bu sulama projesini yapılıp bitirilip çiftçinin hizmetine sunulması lazım ki şöyle söyleyeyim, yani biraz belki sitem etmiş olacağım ama. Yok estağfurullah. Yani buyurun. Bu işte sorumlu olan kişilere seslenmek istiyorum. Siyasiler olsun, kurum müdürlerimiz olsun. Bu konuda çok muzdaribiz. Yani bir an önce bu işin çözüme kavuşturulması lazım. Su olmadığı için diyorsunuz ki yani artık su uzak hayattır. Durmaya başlıyor. Susuz, çiftçiler de evet. Susuz hayat olmaz. Yani artık çiftçi de susuz tarımdan bir şey elde edemiyorsun. Evet. Susuz tarımda bir şey elde edemeyince insanlar artık kendi arazisini ekmez oldu. Yani şöyle söyleyeyim, bunun bir ekonomik boyutunu müsaade ederseniz anlatmak istiyorum. Tabii, yani şimdi 90'lı yıllarda şurada karşıda görmüş olduğunuz tut ağacı olan yerdeki tarlayı ben aldım. İnanın o zaman vermiş olduğum parayı başka yere yatırım yapmış olsaydım ona katlanmıştı. Ama bu şimdi çok gerilerde kaldı. Niye? Ya bizim
devletimizin tarıma vermiş olduğu önem gerçekten yeterli değil. Yani işte biz çiftçiye bu kadar destek veriyoruz demek de olmuyor. Yani olmuyor, evet. Çiftçi olacaksın ki bu işi bilesin. Tamam, çiftçiye 3 kuruş destek verirsin ama çiftçinin giderlerini hesap eden yok. Yani çok tabii ki herkesin olduğu gibi bizim de giderlerimiz her geçen evet. gün artıyor. Gelirimiz de günden gün aş yeterli gelmiyor. Evet, yani gider çok olunca. Üretici haline. Olmazsa inanın ülke olmaz. Evet, tabii yani ki. Yani üretim tabii şart. Tabii ki. Çiftçiler en temel kıymetlisi. Şeyimiz çünkü evet. geçim kaynağımız. Yani evet. karnımızı doyurabileceğimiz şey işte topraktan gelen evet. üründür. Evet. Buna yeterli önem bence verilmiyor. Çok teşekkür yani ediyoruz. Yani bu konuda muzdarip biz. Kusura bakmayın biraz sistemli oldu ama. Biz şimdi bizim evet. programı yapma amacımız zaten İl Tarım Müdürlüğü ile beraber, Elazığ evet. İl Tarım'la beraber Kanal 23 olarak yapma amacımız bu. Hem insanlara çiftçiliği anlatmak, hem bir bitkinin evet. veya işte sofraya giden ürünün olsun, ne olursa olsun hem hayvancılıkta hem de bitkide ne aşamalardan geçtiğini anlatmak, evet. özendirmek. İnsanları bunu anlatmak ama bunun yanında da sıkıntılardan da bahsetmek, bu sıkıntılara da çözüm bulmak. Evet, müsaade ederseniz bir tabii şey de ki, hayvancılıktan bahsettiniz aklıma geldi. O konuda da bir şey söyleyeyim. Yani şimdi biz tarımla uğraşan bir insanın hayvancılık yapması şart bence. Evet, tabii ki. Yani tarım ve hayvancılık ikisi birbirini tamamlayan unsurlardır. Evet. Hayvancılık da yapmak istiyoruz fakat bu devletimizden bu desteği göremedik. Şimdi şöyle söyleyeyim, devletimiz hibeli, teşvikli proje yapanlara destek veriyor. Evet. Ama bunu yapanlar kimler? Yani bu şimdi küçük ölçekli projeler olmadığı için çok büyük ölçekli projelerde bir çiftçinin gücü yetmez. Yani evet. atıyorum 150-200 başlık inek projesi, 3-4 milyon liralık proje diyeyim miktar olarak söyleyeyim de bir hı hı. çiftçinin 3-4 milyon liralık proje yaptırma gücü yok. Yani ona bakabilecek ortamı ve imkanı da olmaz. Evet. Çünkü hayvan beslemek, yetiştirmek öyle kolay bir iş değil. Tabii benim kendi zor. Bölgemde yapılmış olan 3-4 tane proje var. Yani hem çok büyük projeler, 3-4 milyon liralık projeler hibeli yapılmış evet. ama atıl vaziyette duruyor. Birçoğu ikinci, üçüncü şahısların eline geçmiş. Yani evet. bu çok büyük projeler katkı sağlamıyor. Çünkü niye? Yapanlar ekonomik seviyede çok ileride olan geliri insanlar. Geliri olan insanlar yani daha büyük yatırımlarda yapıyor. Yani siz diyorsunuz bir ki... Bir avukat, evet. avukat gelmiş... İnekçilik projesi yapmış. Adam ahının kapısına gelmemiş. Vermiş tesisi başkasına. Şimdi ne anlamı kaldı bu iş? Siz yani bu işi yapacak anladım. Gerçek manada o ineğin altını temizleyebilecek insanlara verilmeli ki bu imkanlar o insanlar bu işi yapsın. Önce diyorsunuz ki bunu ek gelir olarak düşünenler değil. Tabii bundan ki. Geçim yapan insanlara önce geçim yapan tanınsın. İnsan. Evet, bu işten geçimini burada yapan insanlara verilmesi lazım. Orhan Bey diyorsunuz ki bu işi küçük ölçekli yapacak olanlara da destekler evet. sağlansın. Onların da önü açılsın. Büyük ölçekli yapanın da açılsın. 100-200 başlık projeler değil de yani bizim ona gücümüz yetmez. Bir çiftçinin evet. gücünü çok aşar. Ama 25-30 başlık küçük başlığı yani biraz daha küçük projeler hı hı. desteklenirse en azından evet. bu işi bu işten geçimini yapan insanlar faydalanır ve işini devam ettirir. Evet. Yani çok büyük projeler yapılmış atıl vaziyette duruyor. Ne anlamı kaldı ki? Yani beton olarak orada duruyor. Yazıktır evet. yani hem ülkemizin parasına yazık, milli ekonomiye yazık hem evet. Boşa gitmiş oldu o yatırımlar. Küçük ölçekli projeler inşallah desteklenirse en azından çiftçi de biraz daha rahat eder. İkinci bir kendisine iş imkanı, evet. geçim kaynağı geçim sağlamış kaynağı. Olur. Evet. Daha güzel olur bence. Tabii ki, tabii ki. Evet. Çok sağ olun, çok teşekkür Peki, ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ olun. Merhabalar Turan Bey. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bu hafta programımızda şeker pancarı için geldik. Şeker pancarı ile ilgili siz gelmeden önce burada çiftçimiz Orhan Bey ile de birazcık sohbet etme şansımız oldu. Kendisinin tabii önce sizden ben bir şeker pancarını dinlemek istiyorum. İlimizin en büyük şanslarından biri de şeker fabrikasının bu şehirde olmuş olmasıdır.
Ardından da siz gelmeden önce çiftçimizin de bazı soruları vardı. Onları size yönelteyim, olur mu? Evet, geçen hafta sizlerle birlikte birinci yılını tamamladığımız Toprağın evet. Bereketi programımızın bir yıllık kutlamasını yapmıştık. Ben öncelikle tekrarın sizleri, ekibi, emeği geçen bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçekten Elazığ ilimizde bir yıllık süre zarfında çiftçinin, üreticinin sesi olan ve çiftçinin her türlü sıkıntısını, sorununu dile getiren, kamuoyuyla paylaşan, hem bunlara çözüm geliştiren hem de çiftçinin bütün diğer paydaşlarla birlikte kendisini ifade etme fırsatı veren Kanal 23 ekranlarında yayınlanan Toprağın Bereketi programının bu önümüzdeki süreçte de aynı şekilde üretici ve çiftçi için hayırlı olmasını diliyorum ve herkesi İnşallah. Tebrik ediyorum. Amin. Sağ olun. Tabii ki bizler bugün Elazığ ilimizin en stratejik ürünlerden birisi olan şeker pancarının üretimi, işlenmesi ve ilimize, bölgemize yapmış olduğu katkılarla ilgili üreticilerimizle bir aradayız, arazideyiz. Evet. Bugün Elazığ ili diğer illerle kıyasladığımız zaman bu noktada şanslı bir il. Çünkü devlet uhdesinde çalıştırılan fabrikalardan birisi uzun yıllardır Elazığ ilimizde faaliyet gösteriyor. Daha önceki yıllarda farklı nedenlerden dolayı Elazığ ilimizde faaliyet yürüten şeker fabrikamız çok ciddi manada bir şeye düşmüştü. Yani üretim azalmasıyla birlikte kapasitesinin çok çok altında çalışma ile karşı karşıya gelmişti. Ancak son 5-6 yıllık periyoda baktığımız zaman gerçekten 7000 dekarlardan bugün 42000 dekarlara kadar ulaşmış olan bir üretim alanı, aynı şekilde 1400 civarında fiili olarak şu anda üretim yapan, şeker pancarı üretimi yapan çiftçisiyle birlikte 30000 tonlara kadar düşmüş işleme kapasitesi, 2020 yılı kotasına baktığımız zaman Şeker Kurulu ve Bakanlığımız tarafından tahsis edilen 280000 ton civarında bir kotadan bahsediyoruz. Dolayısıyla evet. günlük 1800 ton civarında işleme kapasitesi olan şeker fabrikamızın inşallah bu gidişatıyla birlikte full kapasite ile çalışacağından hiç kimsenin endişesi olmasın. Tabii ki bunun için bir emek gerektiriyor. Bir de şeker pancarı malumunuz suda yetişen bir ürün. Yani evet. suyun olmadığı yerde sizin şeker pancarı üretiminden bahsetmeniz mümkün değil. Dolayısıyla bizler Elazığ ilimizin bütün erkleriyle birlikte Elazığ'ın ovalarının yeniden sularla buluşması ve cazibeli suyla buluşması için her türlü çalışma yapılıyor. İnşallah yakın bir zamanda ovalarımız, hem Kovancılar, Karakoçan ovalarımızın kanatlı Köklüce barajlarıyla suyla buluşması, aynı şekilde Ulu Ova'mızın yine suyla buluşturulmasıyla birlikte inşallah hem şeker pancarında hem de diğer katma değeri yüksek olan, stratejik olan ve istihdama, köye dönüş noktasında insanların aileleriyle birlikte kırsalda hayatlarını devam ettirme hususunda sunacağı katkıyla katma değeri yüksek evet. olan ürünlerle ovalarımızı buluşturacağız. Şimdi şeker pancarı sadece şeker sanayisinde değerlendirilen bir ürün değil. Yani bizim kökünden, yumrusundan şeker elde ettiğimiz gibi hem yaprağından hem de kökü işlendikten sonra ortaya çıkan posadan ciddi manada hayvancılık yem açının kapatılması evet. için bir katkı sunuyor. O yönüyle hem sanayinin gelişmesine katkı sunan bir ürün, aynı zamanda hayvancılığın da gelişmesini sağlıyor. Dolayısıyla bizler de Elazığ ilimizde uzun yıllardır üretimi evet. devam eden ve gerçekten istihdam, üretim, sanayi, mekanizasyon açısından diğer ürünlerle kıyasladığımızda belki de 8-10 katı daha fazla sanayileşmeye ve istihdama katkı sunduğundan dolayı bu stratejik olan şeker pancarı üretiminin ilimiz nezdinde hem üretim miktarlarının devam ettirilmesi evet. hem birim alandan elde edilen verimin daha da artırılması hususunda işte şeker pancarı kooperatifimiz, ziraat odamız, şeker fabrikamız ve diğer bütün paydaş kurumlarla birlikte ortak çalışma yürütüyoruz. Mutlak surette eksikliklerimiz vardır, aksaklıklarımız vardır ama biz bu eksikliklerin giderilmesi için birlikte hareket ettiğimiz müddetçe çözemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmayacağını ben gönül rahatlığıyla buradan ifade etmiş olayım. İnşallah bütün arkadaşlarla birlikte, dediğim bütün kuruluşlarla birlikte, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte biz Elazığ ilimizdeki bütün alanlarda olan tarım ve hayvancılığı geliştirme hususundaki hedeflerimizi
stratejik olan şeker pancarı üretiminde de ortaya koyduğumuz gibi bundan sonraki süreçte de inşallah ortaya koyacağız. Ben bu güzel ürünü ortaya koyan, emek veren üreticilerimize, bugün de Orhan Bey'in değerli bir üreticimizin tarlasındayız. Evet. Gerçekten baktığımız zaman büyük bir emekle, büyük bir alın teriyle ortaya güzel bir ürün konulmuş. Dolayısıyla onun nezdinde bütün çiftçilerimizi, üreticilerimizi tebrik ediyorum. Ürünlerinin bol ve bereketli olmasını diliyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Her konuda olduğu gibi diyorum ya, her zaman gittiğimiz her yerdesiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. O kadar koşturmanın içinde vakit bulup bize zaman ayırıyorsunuz. Teşekkürümü ettikten sonra sizden önce hemen Orhan Bey'in ben sorusunu yönelteyim. Orhan Bey diyor ki hani ben hep çiftçiydim, ailem de çiftçiydi. Ama geçmiş yıllara baktığımız zaman artık hani şeker pancarı da olmak üzere biz bölge olarak susuzluktan dolayı azalmaya başladı ve sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sorunun hani bir an önce çözülmesini istiyorlar. Evet, şimdi şu anda Orhan Bey tabii ki haklı. Üretici cazibesiyle su istiyor. Çünkü evet, şu anda bu şeker pancarının üretilmesi esnasında harcanan enerji üreticinin bütün kazancını götürüyor. Evet. Dolayısıyla biz bunun farkındayız. Yetkililer de bunun farkında. Bu yönüyle 15-20 yıl önce bu ovanın tamamının sulanmasına vesile olan, malumunuz, Eyüp Bağları sulama kooperatifimiz evet, vardı. O farklı nedenlerden dolayı kapanmak durumunda kaldı. Şu anda bakanlıkların, özellikle bizim Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, çünkü bakanlıkların birleşmesiyle birlikte devlet su işleri, yani bu sulama evet, hizmetlerini sunan kuruluş da bizim bakanlık çatısı altına geldi. Dolayısıyla bizim aldığımız, her ne kadar bizim yetkimizde olmasa dahi, yaptığımız takiplerde, araştırmalarda ve görüşmelerde ilimizin bütün aktörlerinin ortak paydada buluştuğu ve cazibesiyle suyun tekrar ovaya getirilmesi için son aşamaya gelindiğini, inşallah yakın bir zamanda Orhan Bey'in ve diğer bütün üreticilerimizin evet, bu dileği yerine gelecek ve bu ovamız yeniden cazibesiyle gelen suyla buluşacak. Dolayısıyla İnşallah. Bizler de dediğim gibi görevimiz olmadığı halde ama tarımsal faaliyetlerinin katma değeri evet, yüksek ürünlerin ortaya çıkması için sürekli çiftçilerimizin bu durumunu biz de dile getiriyoruz ve inşallah hep beraber bu sorunu da çözeceğiz. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, Bey, ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. İnşallah çiftçimizin ürünü bol ve bereketli i̇nşallah, olacaktır. Emeği geçenlerde Orhan Bey nezdinde bütün üreticilerimizi, çiftçilerimizi ben tebrik ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Merhabalar, merhabalar. Yunus Kaya, Elazığ Pancar Ekçiler Kooperatif Başkanıyım. Evet. Elazığ Kovancırlar doğumluyum. İyi bir çiftçiyim. Şu anda 350 dekar pancar ekmişim. Burada değerli misafirlerimiz, değerli arkadaşlarımız, değerli pancar çavuşları, hepsi hoş gelmişler. Biz siz burada, de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi biz vatanımıza, bölgemize, ilimize katkı sunmak için mücadele yapıyoruz. Evet. Pancar burada sanayiye katkı katıyoruz. Evet. Şimdi Elazığ ilimizde şu anda 43 bin dekar pancar ekilmektedir. Evet. Bu da 280 bin tona tekabül ediyor. Tabii bu köylümüz, çavuşlarımız, bütün arkadaşlar, herkesin katkısıyla evet, tabii. Şimdi pancar ülkemize en güzel katma değeri katan bir ürün. Evet. Bölgemize en fazla katma değer katan bir ürün. Evet. Ondan sonra bölgemize taşımacılıkta, hayvancılıkta, işsizliği önlemekte, ondan sonra sağlıyor, istihdam sağlıyor. Evet, evet, doğru. Şimdi tabii pancara maalesef ülkemiz fazla sahiplenmiyor. Evet. Şimdi bizim bölgemizde su sıkıntımız var. Evet. Bu elektrik özelleştikten sonra tabii ki çiftçilerimiz sıkıntıya girdi. Bugün 1.000 liralık bir elektrik 5.000 liraya çıktı. Burası hep katça işte, memleketimize zarar veren şeyler. Evet. Şimdi bundan dolayı pancarımız çok eskiden 400 bin tona yakın bir kapasitesi vardı Elazığ evet, şeker. Bu da 5 ve 6 ay çalışma kapasitesi vardı Elazığ'ın. Evet.
Şu anda buradan birkaç yıl önce pancarımız en son 30 bin tona düştü. Bu da 28 gün çalıştı fabrikamız. Çok kötü. Çok kötü bir durum, evet. Vahim bir durum. Evet. Ama maalesef biz buna katkı sunduk, mücadele verdik. Tabii çiftçilerimizi gezdik. Bizim Elazığ'ımızın çiftçisi gerçekten bilinçli, evet. Anlayışlı beyefendi çiftçilerimiz var. Evet. Bunların katkısıyla, bunların çabasıyla biz beraber mücadelemizi verdik. Bugün 43 bin dekare çıkardık. Bu da 270-280 bin tona tekabül ediyor. Evet. Değerli fabrika müdürümüz, değerli il tarım müdürümüz Turan Karahan Bey, değerli şefimiz Muharrem Bey, hepsinin katkısıyla tabii bunlar, evet. Oldu. Bizim de işte katkılarımızdan dolayı, ama maalesef Tarım Bakanı bize hiç sahiplenmediler. Geçen hafta yine aynı ben telekonferansta söyledim. Türkiye'de en fazla katkısı ülkeye olan çiftçimiz pancar çiftçisidir. Yani bu ülkeye en fazla katkı, katma değer katan çiftçi, evet. Pancar çiftçisi. Niye diyorsunuz? Çünkü çiftçi, pancar çiftçisi hem zararı çeken, evet. Hem zorluğu çeken, hem hayvancılığı geliştiren, taşımacılığı geliştiren, ülkemize gübrede katma değer katan, evet. Mazot sattıran, işçi çalıştıran, işsizliği ortada kaldıran en değerli çiftçilerimiz pancar çiftçisidir. Evet. Ben diğer ufak tefek çiftçileri de tabii saygı duyuyorum. Tabii ki onların da katkısı, onlar var da bu ülkeye katkı katıyor ama ciddi bir katkısı bugün var, ülkemizin yeri var. Yükü, ülkemizin ağırlığı, ülkemizin bütün şeyle hep tüm zorluğunu çeken pancar çiftçisidir. Evet. Pancar çiftçisinden sonra hayvancı geliyor. Hayvancıdan sonra diğer çiftçilerimiz geliyor. Evet. Maalesef ilgilene yok. Bugün elektrik, tarımda kullanılan elektrik maalesef çok yüksek. Bunu ben Tarım Bakanımıza da söyledim. Daha önceki toplantılarda da söyledim. Yani bunlara sahip çıksınlar. Gübreler çok yüksek. Ondan sonra işçilik çok yüksek. Bunu ziraat odaları bizzat işçi sonuna el atması gerekiyor. Evet. El atmıyorlar. Geçen sene 50 liraya çalışan işçi bugün 80 bin lira, 90 bin lira istiyor. Acaba buna karşılık pancara ne kadar zam verildi? Ondan dolayı ekimimiz düşebilir. Memleketimiz boşanabilir ve millet göç ödüyor köylerden. Artık çiftçinin hiçbir fonksiyonu kalmamıştır. Evet, biz ama tam tersi diyoruz ki çiftçilik hayatta kalsın, göç edenler hatta topraklarına temelimiz geri gelsin. Zaten, evet. Evet. Topraklarına geri dönsünler, topraklarına zaten işletmeye başlasınlar. Zaten dönmezlerse çok kötü durumdayız. Evet, şimdi evet. Bütün köylerimiz boşaldı. Bunu da ben söylüyorum. Tabii bunu Ankara'daki büyüklerimiz, milletvekillerimiz, değerli bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız dinlesinler. Bu Tokyo ayağını çıkardılar. Evet. Köyleri boşalttılar. Şehirlere, ilçelerde 1000 tane Tokyo, 5000 Tokyo. Tokyo'lar yapıldıkça köyler boşaldı. Köyler boşalınca tavuk beslenmiyor, hayvan beslenmiyor, tarım yapılmıyor, meyvecilik yapılmıyor. Ondan sonra bu sefer sıkıntı çekiyoruz. Yani marketlerde aradığımız şeyleri bile bulamıyoruz. Evet. Bu da yani çok kötü. Çok kötü bir durumdayız. Evet. Yani bizim suyumuza el atsınlar. Buradan Ankara'ya kadar Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Milletvekillerime, Sayın Bakanlarıma sesleniyorum. Çiftçinin sesini duysunlar. Bizim sesimizi duysunlar. Biz önderlik yapıyoruz. Biz fedakarlık yapıyoruz. Çiftçilerimize sahip çıkıyoruz ama gücümüz o kadar yoktur. Bize el atsınlar, destekleme yapsınlar. Tarımda kullandığımız sulama tesisatlarında, evet. Ondan sonra enerjide, destek gübrede olsunlar. Destek çıksınlar, evet. Bize sahip çıksınlar, ülkemizi kalkındıralım. Ülkemizin alt temeli, en güçlü temeli, sanayiye en fazla katkı katan ülkemiz tarımdır. Evet. Çiftçimizdir, hayvancımızdır. Ama maalesef evet destek çıkıyorlar ama ne kadar? Çok zayıf. Biz daha fazla destek çıkmanı istiyoruz. Eksiklerimizi gidersinler istiyoruz. Yunus Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Siz çiftçinizin yanındasınız, üreticinizin yanındasınız. Tabii ki biz her zaman çiftçimizin biliyoruz. Yanındayız. Evet. Her zaman çiftçimizin derdini, çiftçimizin sorununu, evet. Bunu gündeme getireceğiz. Evet. Ve bunun sorunları gidereceğiz Allah'ın izniyle ama ne azar azar birden olmaz, evet, tabii. Evet, hiçbir şey birden basamak, olmaz. Basamak basamak. Evet. Önemli olan olacak. İşe başlamış olmak, İş, emek vermek, olan, çalışmak. Emek ver de bunu başarmak. Evet, sonuçta gelir inşallah Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle başaracağız, evet. Da bunu. Tabii ki tek başımıza olmuyor. Bütün sivil toplum, evet. Örgütleri de bize sahiplensinler. Evet. Ve de olacaklar inşallah. Birlikte hareket ediyoruz. Çiftçimize sahip çıkacağız. Evet. Yani çiftçimizin çok sorunu vardır. Mesela bugün bir pancar posası, pancar
postası çıkıyor. Hayvan yemek katkıdır bunlar. Ondan sonra pancarında ektiğimiz arpalar, evet, ekinler daha güçlü, daha verimli oluyor. Ha, çiftçimizin sorunları çok ama bir nebze de olsa bunları gündeme getirip, evet, bunları şeyler yapıp yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah. Sayın Turan Bey'e de ben teşekkür ediyorum, İl Tarım Müdürümüz. Gerçekten bu konuda çok mütevazi, evet, çok çalışkan, çok beyefendi bir insan. Her zaman gidiyoruz, her zaman bizi kabul ediyorlar. Her zaman dertleri birlikte, evet, ortaklaşa bir şekilde Turan Bey'le bunu gündeme getirip bu sorunları çözüyoruz ve çözmeye de çalışıyoruz. Devam edeceğiz bunları. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Çok Kanal 23 adına. Her zaman bunları gündeme siz de getirin, yardımcı olun ki biz ülkemize... Biz her zaman sizlerin yanındayız. Bundan teşekkür ediyorum. Sık sık da size de teşekkür ediyorum. Uzatacağız inşallah. Sorunlar gündeme, evet, gelmedikçe... Tabii ki. Bizim çözülmüyor. De televizyon olarak ilimize de ülkemize de en büyük katkımız budur. Teşekkür sıkıntılı ederim. Olan şeyleri çözmek, tarım da çok önemli, çiftçimiz de çok önemli, toprak çok tabii, kıymetli. Tabii önemli, çok önemli. Evet, her zaman yanınızdayız. Sık teşekkür sık ediyorum. Size mikrofonumuzu uzatacağız. Çok teşekkür ediyoruz biz oldu, de toprak bereketi ediyorum. Programı bütün olarak. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün çiftçilerime başarılar diliyorum. Bol ve bereketli ürünleri, bol ve kazançlarını güzel bir şekilde, evet, arzu ediyorum, istiyorum yani daha doğrusu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hadi. Sağ olun. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Çalışın. Kanal 23'e de teşekkür ediyorum. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Nihat Doğan. Elazığ Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi. Siz de yerinde gördünüz işte. Evet. Çiftçimizin derdini, evet, birebir yaşadınız. Evet. Bizim bölgemizde en büyük sorun su. Evet. Yani elektrik maliyetleri bildiğiniz gibi çok, çok yüksek. Yani köylü diyor ki bana elektrik parası kalsın yıllık, geçimimi sağlayayım. Maalesef o da yok. Yani başka bir şey anlatmanın bir anlamı yok. Birebir siz yaşadınız, evet, gördünüz. Şimdi inşallah su sıkıntısı çözülürse İnşallah. En azından eski haline geri döner. Evet. Şeker pancarı da diğer ürünlerde, tüm bitkisel ürünler için aslında bu geçerli. Sadece şeker pancarı için değil, su olmadan zaten kuru hiçbir toprak şey ne işe yarar, evet, ki? Evet. Çöldür çöraktır kalır öyle. Evet, aynen. O yüzden bu kadar insanlar da takibindeyken, peşindeyken inşallah bir an önce su sorunu çözülür. İnşallah. Çalışmalar, evet, da var yani, takip ediyoruz, evet, bu işi. Yani şey barajında, Hatunköy barajı, evet, sulama, evet, şeyi biterse inşallah bu sorun da ortadan kalkmış olur. Olacak. İnşallah çiftçinin de yüzü güler, sizlerin de yüzü biz güler. Biz Ziraat Odası olarak elimizden gelen her türlü desteği çiftçimize vereceğiz. Evet. Vermeye de devam edeceğiz. Bu işin de takipçisi olacağız. Zaten çiftçilerimiz için aslında sizler çok önemlisiniz. Onların seslerini duyuracak, evet, olan, hani kapıları çalacak olan, yollarını açacak olan sizlersiniz. İşte gördüğünüz gibi sizlere, evet, vesile olduk, getirdik. Evet. Burada, evet, birebir yaşadık. Evet. Evet. Siz de yerinde gördünüz. Evet. Yetkililerimiz, müdürlerimiz, siyasilerimiz, İnşallah. Bakanlık, evet, İnşallah bu konuda bize yardımcı olur. Evet. Yani çiftçinin sorunu, çok en büyük sorunu su. Su, evet, su. Onu biliyoruz, evet, görüyoruz da gittiğimiz her yerde de burada da yaşıyoruz. Evet. En büyük sıkıntı su. Su. Su bir an önce çözülürse en azından geçmiş yıllardaki hani 6 aylık fabrikanın kampanya süreleri yine artar. Evet. Yine daha çok insan istihdam sahibi olur. Ülkeye yani de katkısı daha fazla olur. Geçmiş yıllara göre olur. Şu anda iyi yani şeker, evet, pancarı iyi. Evet. Ha, su olunca bu 280 bin ton değil de, evet, 600 bin, 700 evet, bin nere çıkacak fazla yani. Olacaktır. İnşallah bunlar da olacak. Biz göreceğiz. İnşallah. Umutluyuz, bekliyoruz. Siyasilerimiz... Biz de sizlerin yanınızdayız. Elimizden geldiği Allah kadar razı olsun. Teşekkür sizlerle ederim. Birlikteyiz. Sesimizi duyurdunuz. Çiftçimizin sesini duyurdunuz. Memnun olduk. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben de teşekkür Kanal ediyorum. Kanal 23 ailesine çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ teşekkürler. Olun. Allah razı olsun. Tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Merhabalar. Benim ismim Suat Kara. Ziraat, evet, mühendisiyim. Elazığ Tarım Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi'nde görev yapmaktayım. Evet. Böyle. Suat Bey, bizim hani yaptığımız zaman biz tarımdan, il tarımdan ciddi destekler alıyoruz. Evet. Hani sadece gezelim, görelim değil, gösterelim değil de
Bunun yanında çiftçi neye dikkat etmesi gerekiyor? Evet. Toprak şartları nasıl olmalı? Çiftçi daha iyi ürün alması için hasat döneminde nelere dikkat etmesi gerekiyor? Sizler neler öneriyorsunuz ve ne konularda destek oluyorsunuz şeker pancarında? Sağ olun. Şimdi bizim tabii işimiz illaki teknik anlamda anlatacağız. Evet. Teknik anlamda anlatacağız ki belki çiftçimize bazı uygulamalarımız zor gelecek. Kolay olmayacak ama tabii literatürde teknik anlamda bunları yapmazsak olmazsa olmazlarımız. Evet. Biz ilk önce şeker pancarını ektiğimiz tarlada yani toprak yapısını bilmemiz lazım. Toprak derinliğini bilmemiz lazım. Sulama şartlarını bilmemiz lazım. İklim şartlarını. Şu an şeker pancarı bizim için tabii biraz daha serini çok aşırı sıcaklarda sıkıntı görmezse bir de en azından suramaya dikkat edilmesi lazım. Toprak yapısı itibariyle çok aşırı kirli topraklarda kök yapısında sıkıntılar çekeceğini bilmemiz lazım. Biz ilk önce şeker pancarının ekimini yaparken toprak hazırlığını birinci seneden yapmamız lazım. Toprak hazırlığını yaptığımızda toprak derinliği olması lazım. Evet. Toprağın geçirgen olması lazım. Geçirgen demekteki kastımız hani çok aşırı kumlu yapı değil ama kumlu tınlıdan tınlı kirliye doğru yapı olması lazım. Bizim bu yapı da normalde elimizde toprağa suyla sıktığımızda çok çamurlaşma oluyorsa, balçık şeklini alıyorsa bu kirli yapıdır. Bu da bizim çok istediğimiz bir yapı değildir. Yani şeker pancarının tabii ki şu an bakanlığımızın da bize eğitimlerimizde anlattığı, bizim şu an yaşantıda gördüğümüz eğitimlerde anlattığımız özellikle toprak derinliğini ilk önce toprak hazırlığı yaparken tabii bir kaz ayağıyla işte 90 santimetre aralıklarla 60 santim derinliğinde sürmemiz lazım. Bu bizim için önemli. Toprak analizini yapmamız lazım. Biz arazide toprak analizini yaptığımızda işte ne kadar azotumuz var, fosforumuz nedir, potasyum nedir? Evet. Bizim için önemli toprağın makro değerleri tabii çok önemli. Ki makro elementler vardır. Evet. Azot, fosfor, potasyum. Şimdi azotun şu an topraktaki bitkideki görevi vejetatif aksamı geliştirmektir. Evet. Yani buradan göstermek istersek yeşil aksamda güçlenme demektir. Yani bizim azottaki takviyemiz azotu çok aşırı verirsek biz tabii ki yeşil aksamda güçlenmeyi sağlayacak. Onun da belli bir kriteri, bir dengesi var. Toprak analizine göre hareket etmemiz lazım. Evet. Çünkü aşırı azot vermek illaki iyi olacak anlamına gelmez. Evet. Sonra tabii bizim fosfor elementimiz var. Fosfor bizim için bitkide kök yapısını geliştirmede, çiçeklenmede rolü çok büyük. Bu da bizim için önemli ama tabii ki yine diyorum toprak analizine göre hareket etmemiz lazım. Yani kulaktan dolma bilgilerle ya amcam böyle yapıyordu, abim böyle yapıyordu değil de bizim olmazsa olmazlarımız özellikle toprak analizi elimizde olacak. Sonra potasyum besin elementi bizim için önemli. Potasyuma ihtiyacı niye istiyoruz? Potasyum toprak bitkideki özellikle bitkinin olgunluğu, şeker pancarında şeker oranını yükseltmede illaki menfaati vardır. Bunların da her zaman diyorum fazlası illaki zarardır. İklim isteklerine geldiğimizde yani yağış olarak ülkemiz genelinde şöyle diyeceğim yani en az 600-700 milimetre yağış olması lazım. Tabii bu yağış nasıl olacak? Yani 12 mevsimde standart yağış alabilecek biz mümkün değil. Biz bunları alamadığımız için yani 240 milimetresini kış aylarında geriye kalan 360 milimetresini biz işte Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de ve Ekim'de çünkü bizim vejetasyon süresi dediğimiz şeker pancarında yaklaşık işte 170 gün ile 200 gün arasında vejetasyon süremiz var. Bu sürede tabi belli olgunlukların yaşanması, yumruların büyümesi, hani şeker kalitesinin artması için biz bitki besin elementi dengesine dikkat etmemiz lazım geldiği gibi tabi toprak analizine, tabi ki sulamaya. Şimdi takdir ederseniz ki özellikle Haziran ayında, Temmuz ayında ve Ağustos ayında havaların sıcak gitmesiyle tabii ki su ihtiyacı yani 40 milimetreden 80 milimetreye kadar çıkacaktır. Bunlara dikkat edeceğiz. Bir de yani toprak yapısında bitkinin istediği kadar veya topraktaki bizim dış kısmında yaralanmalar olabilir ama altına baktığımızda toprak nemliyse hemen su vermemek lazımdır. Çok balçık haline getmemek lazımdır. Çok soylu davranmak. Kesinlikle, kesinlikle. Ve, sizin hani anlattıklarınızla beraber de şunu çok iyi görüyoruz ki hani uzun yıllardır çiftçilik yapan insanlar zaman zaman yeni olan şeylerden haberdar olmayabilir. Burada zaten sizler araya giriyorsunuz. Tabii ki.
Ama bu işi yapacak olan kişiler de mutlak ama mutlak sizlerle iletişime geçmeli. Kendi başına kimse, ben hani bu program sayesinde gerçekten bunu öğrendim. Bir insan toprağa işleyecekse önce yerine gidecek. Hani bilir kişisine gidecek, sizlere gelecek. Ve daha bu toprağın fidesini almadan önce toprağın hazırlık şartlarını iyi yapması gerekiyor. Toprak hazırlandıktan sonraki kısımda da yine siz orada çiftçiyle beraber hareket etmelisiniz. Kesinlikle. Çiftçi sizinle birlikte olmalı ki hem bitkisini hastalıktan korusun, hem fazladan verecekse eğer takviye o toprağa, onu vermesin, fazlası da zarar, azı da zarar. Kesinlikle. Bunu iyi belirlemek gerekiyor. Burada da insanların, hani bizim de zaten amacımız sizlerle bu programı yapmaktaki bilinçlendirmek. Bu bilinçle de hareket edildiği zaman inşallah çok da sıkıntı yaşanmayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Esra Hanım, biz tabii ki ziraat mühendisiyiz, tekniği yaramanız. Yani bu konu bize düşer, bizim görevimiz. Ha, biz de kaldı ki tabii ki eğitimlerle, her daim denemelerle biz bunu güçlendirmeliyiz. Çünkü biz vatandaşa, üreticiye bilmiyorum diyemeyiz. Evet. Biz bunu araştıracağız ama bilmediğimiz konuda da ahkam kesmeyeceğiz. Evet. Yani ben az önce kesinlikle. Çok önemli. Çünkü insanlar bütün bir seneki gelirlerini kesinlikle buna bel bağlıyorlar. Tabii ki. Varını yoğunu yatıran insanlar var. Sadece bununla ekmeğini yiyen insanlar var. Aynen. O yüzden çok da dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bunun telafisi olmuyor. Bir dahaki seneye kalıyor. Kesinlikle. Esra Hanım, ben bunu niye çektim? Tabii biz pancar tarlasındaydık. Özellikle şu an seçtiğim bizim yumru kalitesi şu an bizim istediğimiz kazık kök yapıda olmalı. Yani bunu sağlamamız için az önce bahsettiğim yer gelecek münavebe sistemi, yer gelecek toprak yapısını işleme, gübrelenmesi, sulaması bu konuda çok önemli. Toprak yapısı bizim için olmazsa olmazlarımız arasında. Biz her daim tabii çiftçinin yanında olacağız ve bilinçli üretimde olacağız. Evet. Çiftçiye belki anlattıklarımız diyecekler ki ya kağıt üzerinde bunlar hep böyle. Hayır, biz arazideyiz, biz çalışıyoruz, biz sahadayız. Biz her daim göreve hazırız. Bu konuda sizin de verdiğiniz emeklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür, sağ olun. Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Size de sağ olun. Sevgili Kanal 23 izleyicileri, bu hafta Toprağın Bereketi programında sizlere şeker pancarını anlatmaya çalıştık. Hem burada İl Tarım Müdürümüz Turan Bey olsun, üreticimiz olsun, konuklarımız, misafirlerimiz vardı, Şeker Pancarı Kooperatif Başkanı vardı. Bunlarla birlikte şeker pancarını konuştuk. Şeker pancarını size anlatmaya çalıştık ve burada olmuş olduğumuz yer burası. Ayrıca şeker fabrikasında da, Elazığ Şeker Fabrikası'nda da oldukça yakın bir yer. Elimde de görmüş olduğunuz üzere daha şeker pancarımız tam olmamış durumda. Yavaş yavaş oluyor. Henüz daha hasatın yapılması için de vakite ihtiyacımız var bizim. Ve inşallah hasat döneminde de yine gelir ziyaretlerinde bulunacağız kendilerine. Hasatın ne durumda olduğunu, onlar da çünkü hasata kadar ne olacağını bilmiyorlar. Sonuçta bir kök bitkisi çünkü bu da. Hem şekerde, hem sanayide, hem de hayvancılıkta kullanılan bir bitki şeker pancarı. Ülkemiz için de çok önemli olan bitkilerden biridir. İnşallah sizlere güzel bilgiler aktarmış olmuşuzdur. Burada çiftçilerimizin sıkıntılarını da aktarmaya çalıştık. Yetkililerimizden de bunlarla ilgili destek bekliyoruz. Programımızın amacı hem çiftçimizin yanında olmak, bilgilendirmek, hem zaman zaman sıkıntılarını hem de güzelliklerini paylaşabilmek. Bir başka programda beraber olmak üzere diyorum. Hoşça kalın.